Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bugün gene altın, dolar, gümüş, sterlin, gram altın bütün piyasa kurlarına bakmaya çalışacağız. Sevgili dostlarım şimdi video analizlerimize başlamadan önce bir arkadaşımızın sorusu var. Başkan 35 sen kimsin şeklinde bir yorumda bulunmuş. Kısaca ben Başkan 35 sizlere bunu bir anlatayım. Bilmeyen arkadaşlar için zaten beni bilenler iyi bilir. Bilmeyenler için de Başkan 35 kimdir? Tekrardan bir hatırlatayım. Arkadaşlar Başkan 35 piyasalara, kurlara, altına, dolara, grama, sterline, borsaya üfleyen adamdır. Fısıldayan adamdır. Bunu çok iyi bilin. Başkan 35'i İlk baştan sizlere anlatayım. Biraz canınız sıkılabilir fakat canınız sıkılmadan beni dinlemenizi istiyorum. Başkan 35 doların 7.27'li seviyelerdeyken doların düşüp 5.50'li seviyelere kadar geleceğini tahmin eden kişidir. Başkan 35 doların 5.50'li seviyelerden yukarıya doğru çıkıp 7.20 seviyesini 2020 yılı içerisinde tekrardan göreceğini tahmin eden kişidir. Başkan 35 altın onsta 1100 dolarlardan 1550 dolarlara altın onsun gideceğini tahmin eden kişidir. Piyasadaki birçok televizyon ünlüsü, ekonomistin bile tahmin edemeyeceklerini tahmin eden kişidir. Bunları unutmayın arkadaşlar. Başkan 35 gram gümüş 3.22'lerden taşıyıp 4 seviyelerin geleceğini tahmin eden kişidir. Başkan 35 gram altında 400'lü seviyeleri veren kişidir. Başkan 35'i daha sayayım mı bilmiyorum ama daha Başkan 35 kimdir diye soracak olursanız geçmişteki videoları da incelerseniz Başkan 35 kimdir? Bunun sorusunun cevabını bulacaksınız. Fakat Başkan 35 yaptığı videoların hakkını alıyor mu derseniz Başkan 35 yaptığı videoların hakkını alamıyor. Bunun sebebi de fazla clickbait video başlığı atmadığı için de olabilir. Ve sizlerin biraz cimri davranıp şu beğen tuşunu fazla kullanmadığınızdan kaynaklanıyor da olabilir. Arkadaşlar rica ediyorum şu beğen tuşunu biraz fazla kullanmanızı sizlerden rica ediyorum. Yaptığımız analizler ortada. Kendimi de övmek istemiyorum. Fakat yapılan bir yoruma cevap olması açısından Başkan 35'i biraz anlatmak istedim arkadaşlar. Sterlin'de biliyorsunuz geçmişe dayalıkta 850 tahminim vardı ve nokta çalışan bir tahmindir. Bunun videolarını da izleyebilirsiniz. Bunlar hep Elliott çalışmalarıyla bulunmuş örnekler ve çalışmalardır arkadaşlar. Şimdi altın onsla başlayalım tekrardan. Yeni analizimizi yapalım. Altın onsta arkadaşlar 1770 üzeri her kalış altın ons için olumludur dedik ve 1778-1790 seviyeleri altın onsta önemli seviyeler olarak takip etmemiz gereken seviyeler dedik ve 1790'lı seviyeler altın onsta görüldü. Altın onsta kısadaki ilk hedefimiz bugün itibariyle 1815-1820 civarı arkadaşlar. Altın onsta bu civarları beklemede kalacağız. Altın onstaki arkadaşlar bu seviyeleri takipte kalsınlar. 1795 kısadaki ilk direnç yerimiz. Bu direncin aşılmasıyla birlikte de 1815 ve 1820'li seviyelere doğru altın onsta da hareketlerin devam edeceğini düşünmekteyiz arkadaşlar. Bu seviyeler takibinizde olsun. Gram altına da bakalım hemen. Gram altında bizler için hangi seviyeler önemli? Önce bir Euro'ya bakalım. Sıradan gidelim arkadaşlar. Euro TL'de bizler için önemli olan seviyeleri daha önce de bildirmiştim arkadaşlar. Grafiğimiz hala burada ve Euro TL'de dediğimiz gibi 7.78'li seviyeler görüldü. 7.78 Euro'da da hedefimiz vardı. Tam nokta çalışmış zaten. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın 7.78 tam nokta. Euro TL'de tekrar hareketlerin yukarı doğru hızlanabilmesi için arkadaşlar 7.78 üzerinde kapanışlar gelmesi şart. Euro'daki arkadaşlar bu 7.78 kapanışlarını takipte kalacaklar. Aşağıdaki önemli destek de Euro'da 7.70 desteği olarak gözükmekte arkadaşlar. Şu an 7.64 ve 7.78 aralığında yatay seyrine devam etmekte.
Euro TL'de şöyle bir çanak oluşumu da mevcut arkadaşlar. Bu Euro TL'deki hareketlerin hızlanabilmesi için de bakın şuradaki çanağı görüyorsunuz arkadaşlar. 7.78 üzerinde bir kapanış. Euro TL'yi de arkadaşlar 8 seviyesi üzerinde yerlere taşıyacaktır. Euro'daki arkadaşlar 7.78'i özellikle takipte kalsınlar. Hemen sterline de bakalım. Sterlin TL'de neler olabilir? Evet, sterlin TL'de de arkadaşlar biliyorsunuz sizleri uyardım. Geriye dönük 8.38 altında bir kapanış gelmedikçe sterlin TL kurunda sakın panik satışları yapmayın. Tekrardan 8.62 ve 8.68 seviyeleri sterlin TL'de de tekrar görülecektir diye. Rabbim bizi utandırmadı. 8.68'de seviyelere bugün itibariyle geldik arkadaşlar. Geldik. 8.68 üzeri sterlinde de aynı Euro'daki gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz bir çanak oluşumu mevcut. Sterlin de bu 8.68 seviyesini yukarı yönlü kırdığı zaman hareketler hızlanacak. Ve 8 üzerinde hareketler 8.75 ve 9'lu seviyelere doğru sterlin TL'de de ilerlemeye devam edecektir. Sterlindeki arkadaşlar da bu verdiğim rakamları takipte kalsınlar. Gram altına bakalım. Hemen sıradan gidelim. Gram altında bizler için önemli olacak seviyeler. Gram altında 390 seviyesi bizim için kritik demiştik arkadaşlar. 390 seviyesi üzerinde ve kapanışlarımızı da gördükten sonra gram altında hareketler yukarı yönlü hızlandı. Bizler için şimdi ilk etapta 396 direnci gram altında önemli. 396'yı da yukarı kırıp benim hedefim 401 ve 403 rakamlarına doğru gram altında da yükselişlerin devam edeceği yönünde arkadaşlar. 403 rakamı kısa da gram altında beklenmesi gereken önemli bir rakam olarak gözükmekte. Gümüşe de bakalım. Gümüşü yapmadık zannedersem. Gümüşe de ben bakalım. Evet. Gümüş onsa başlayalım arkadaşlar. Gümüş onsta dedik ki 18.04 seviyesi üzerinden gelen bir kapanış bizim için önemli bir kapanış. Ve bu 18.04 üzerinde gümüş 18.41, gümüş ons 18.41 ve 18.46 dirençlerini tekrardan test etmek isteyecektir. 18.41, 18.46 bizim için gümüş onsta çok önemli arkadaşlar. 18.46. Eğer bu 18.46 üzerinde gümüş ons, ilk hedef noktamız 18.46. Bu 18.46 üzerinde kalmayı da başarabilirse gümüş ons, bu sefer arkadaşlar hedefimiz 18.68 ve 19.10. Evet, 19.10 hedefine doğru gümüş ons hareketlerine devam edebilir. O yüzden 18.46 takibimizde olacak. Gümüş ons da önemli. Aradaki hemen destekleri de ben size bildireyim. Ne dedik? 18.04 üzerinde 18.46 arkadaşlar, 18.46 üzerinde 18.78 ve 19.10 ana hedef bölgemiz. 19.10 beklediğimiz ana hedef bölgemiz arkadaşlar. Gümüş onsta bu seviyeler takibinizde kalsın. Gümüş grama da bakalım hemen. Gümüş gramda bizler için önemli seviyeler hangi seviyeler? Gümüş gramda grafiği bende yok biliyorsunuz. Gümüş ons grafiği üzerinde hemen anlatmaya çalışacağım. Gümüş gramda 393 bizim için önemli bir destek bir yerimiz arkadaşlar. Destek altına inilmedikçe gümüş gram hala bizler için olumludur ve yukarıda ilk etapta 407 ve 412. Evet, şuradaki 412 seviyesi bizim ilk etapta beklememiz gereken hedef seviyemiz olarak gözükmekte. Şimdilik bu 412, 407 ve 412 aralığını gümüş gramda takibe devam edelim. 412 üzerinde gümüş gram kapanışlar yapabilecek mi? Sizlerle birlikte bunu bekleyelim.
4.12 üzerinde zaten bir kapanış gelirse de bu sefer hedefimiz 4.16 ve 4.27 seviyelerine doğru gümüş gramı taşıyacaktır arkadaşlar. Evet, şimdilik piyasalarla ilgili beklentimiz bunlardan ibaret arkadaşlar. Gene gün içerisinde tekrardan videolar yapıp sizlere bağlanırım. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.